Mata Otomotiv'de işçilerin direnişi sürüyor. İstanbul Tuzla'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü yaklaşık 1200 Mata Otomotiv işçisi 27 Şubat'ta ek zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemlerine başlamıştı. 5 Mart Pazar günü işverenin, "Benim fabrikam bugün çalışmıyor, fabrikama zarar verebilirler," talebiyle, savcılık işçilerin içeriye girişini engelleyen bir karar aldı. Birleşik Metal İş İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Özcan Atmaca mücadelelerinde geri adım atmayacaklarını belirterek, işi zora sokan patron, insanca çalışma koşulları için, ücret iyileştirilmesi için biz mücadelemize devam edeceğiz, geri adım atmayacağız. Kimseyi yarı yolda bırakmayacağız, dedi. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da yaptığı konuşmalarda, boyun eğmeyeceklerini açıkladı. 6 Mart sabah saat 7'den itibaren serbest bölgenin önünde işçiler, küçük bir atölyeden dünya çapında bir şirket haline gelmesi biz işçilerin altın teri sayesinde oldu, diyerek, haklarına sahip çıkacaklarını ifade ederek eyleme başladılar. Fabrikada taleplerine karşılık verilmediğini belirten işçiler, patronun Mata Otomotiv'in Türkiye faaliyetlerine ara verildiğini açıkladığını aktardılar. Direnen işçilere dayanışma ziyaretleri sürerken, işçilerin bekleyişi sürüyor. İşte gözyaşlarıyla izlenecek bir filmdir. Sizler de 2023 yılının kaderini yaratıyorsunuz. Sizleri onun için mutluyoruz arkadaşlar. Koyuyoruz. Bakınız diyoruz ki geçinemiyoruz. İnsanca bir ücret istiyoruz. Ne diyoruz? Ekstam istiyoruz. Enflasyon sahte, hayat pahalılığı gerçek diyoruz. Yani bu sloganlarımız aslında işverenin de bildiği sloganlar. Ama şöyle düşünüyor işveren. Diyor ki mata işçisi ben bugüne kadar ne yaptıysa sesini çıkartmadı. Sürgünde yaptım, zaman zaman işten de çıkarttım, kötü çalışma şartları içerisinde çalıştırmaya da zorladı. Bir takım insanları dikkate almadı, sendika temsilcilerini orada çok hale almadı. Bugüne kadar sesini çıkartmadı. Bugün, evet arkadaşlar, bardağın damlayan son damlasıyla birlikte işçilerin bugün bu noktaya gelmesinden yaşamış olduğu şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez durumda. Bugünkü saldırısı da bu süre boyunca Mata işvereninden herhangi bir taleplerimize olumlu karşılık alamadık. Tam tersi ama toplantının öncesinde ama toplantının sonrasında sürekli tehdit, şantaj içeren mesajlar, bildirimler işçilere gönderildi. Fakat Mata işvereni şöyle bir yanılgının içerisinde anladığımız, bildiğimiz, tahlil ettiğimiz kadarıyla baskıyla, zorla, tehditle ve şantajla ve özellikle işten atma tehdidiyle Mata işçisinin geri adım atacağını, taleplerinden vazgeçeceğini düşündü. Fakat bunun böyle olmadığını 8. gününde direnişimizin, dayanışmamızın sizler de buradasınız, görüyorsunuz. Sabah erken saatlerde bir araya geliyoruz. Gün boyu buradayız. Bu konularda dediğim 3 hususta özellikle ekonomik olarak egzam talebi, işçi sağlığı, işçi güvenliği uygulamaları ve bununla beraber iş yerindeki mobbinge dayalı insan kaynakları yönetimi değişmediği sürece ve çeşitli arkadaşlarımıza işten atıldığına dair mesajlar, bildirimler geldi. Tabii bunların hiçbir geçerliliğin olmadığını, hükmünün olmadığını belirtmek istiyorum. Çünkü burada şöyle bir ruh hali var. Bugün mesaj gelmeyen arkadaşlarımız da burada. Ama yarın o arkadaşlarımız da dahil, onlara da mesaj gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Bununla beraber bu işin mücadele boyutunu
bahsettim şu ana kadar. Tabii ki bu işin bir de müzakere boyutu var. Gördüğümüz, yaşadığımız süreçte Mata işvereninin müzakere boyutunu yaşamak ve yaşatmak istemediği yönünde bir tutumu var. Eğer bu şekilde devam ederlerse şu bilinmelidir ki işçiler dayanışmayı, direnişi kararlı ve azimli bir şekilde büyüterek devam ettirecek. Burada her geçen gün bizim sayımız artıyor. İyi bir organizasyonumuz var. Temsilcilerimiz başta olmak üzere komitemizdeki arkadaşlar ve tüm işçilerimiz bu dayanışmayı, bu direnci destekliyorlar. Dediğim gibi her geçen gün kararlılığımız ve inadımız büyüyor. Ve tekrar söylüyorum, işten atılma mesajı gelen arkadaşlarımız da dahil burada bir tek arkadaşımızı geri bırakmadan, ekonomik olarak taleplerimiz yerine getirilmeden, insan kaynakları ve işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri alınmadan asla fabrikaya dönüş yapmayacağız. 2 yıldır Mata'da çalışıyorum. Son zamanlarda asgari ücretin artışı, bizim net maaşımızın asgari ücretin altında kalmasından dolayı egzam talep ettik. Tabii işveren tarafından onaylanmadı ama biz sonuna kadar buradayız, sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar sendikamızın yanındayız. Dilenci değiliz, hakkımızı istiyoruz. Sağlığı ve güvenliğinden müzdarip olduğumuz için, artık psikolojik baskılardan sıkıldığımız için, nasıl desem, sürekli bir mobbing uygulama biçimi ve egzam talebimizden dolayı buradayız. Haklı olduğumuza inanıyoruz ve sonuna kadar kazanacağımıza eminiz. Elinden geleni yapsınlar, sonuna kadar buradayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bize gösterdikleri tavrın aynalarını görecekler. Bunlardan da şüphesi olmasın. Direnmeye devam. Biskin yanında istiyoruz. Haklarımızı istiyoruz. Egzam talebimizi yerine getirilmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. İş sağlığına biraz daha önem verilmesini istiyoruz. İsteklerimiz bu kadar. Yani çokça istemiyoruz yani. Onlar gözünde çok büyütüyor ama bizim istediklerimiz bu kadar. Egzam, geçinebilmek, sadece hayatımızı kolayca sürdürebilmek yani. Başka bir şey yok. Kaç yıldır işte? 1,5 seneyi geçti burada. 2 seneye gidiyor benim burada. Ya ben buraya zaten 4 senemi bırakarak geldim yani. Burayı övdüler övdüler geldik. İşte burada da 1,5-2 senede çalışıyoruz. İyiydi başlarda. Sonradan tabii ekonomik şartlar belli ortada. Alım gücü düşünce maaşlar bir işe yaramaya başladı yani. Yetmiyor maaşlar. Egzam talebinde bulundu sendikamız. Biz de tabii arkadaşlarımızla sendikamızın arkasında durduk. Ama patron pek yanaşmadı işte. Egzam talebimizi karşılamadı hiçbir şekilde. Böyle biz de greve devam ediyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Olayın yüzünden egzam talebimiz vardı. Artıcı iş yerinde çalışma koşulunun düzenlenmesi, daha iyileştirilmesi taleplerimiz vardı. Bunlar bir iki patlamanla geldi ve grev kararıyla sonuçlandı. Tabii kişisel değil, toplumsal sendikanın aldığı kararlarla olsun, sendika temsilcileriyle birlikte onlarla uyumlu şekilde devam ediyoruz.